Efendim öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kümelenmesi SAEXPO 2004. Bununla ilgili düşünceleriniz neler burada? Tabii saha güzel bir başlangıç oldu Türkiye için. Bu 6. yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir, yani fuarın biraz daha ötesinde bu. Üreticilerin birbirleriyle ilişkileri, alt yüklenicileriyle temaslar, zaten sürenin biraz uzun tutulması da bu nedenle. Güzel bir buluşma, yani ben sahayı fonksiyonel olarak diğer fuarlardan çok daha sektöre yönelik ve sektörün gelişmesine yönelik bir hareket, bir oluşum olarak kabul ediyorum. Efendim, Canik Türkiye'mizin yerli savunma sanayi silah üreticilerinden biri. Canik'i diğer firmalardan özellikle ayıran detaylar nedir? Bunu açıklayabilir misin? Canik dünyada artık global bir marka. Dolayısıyla bizim rakiplerimiz Türkiye'deki firmalar değil. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz dünyada Glock'la, Zigsauer'le, Baretta'yla, Efen'le, yani bunlarla yarışıyoruz veya Colt'la bunlarla yarışıyoruz. Bunlarla çekişiyoruz. Çünkü biz Amerika'da pazar payımız eyaletlere göre değişiyor ama bazı eyaletlerde 3. sıradayız, bazı eyaletlerde 4. sıradayız. Dolayısıyla 2 milyon silahın satıldığı, tabanca olarak 2 milyon silahın satıldığı bir Amerika'da 350 bin silah satıyorsanız bu zaten dünya için çok büyük bir referans oluyor. Ve dolayısıyla biz dünyaya büyük miktarda silah satıyoruz. Markamız artık globalleşmiş durumda. Herkes Canik'i biliyor. Dolayısıyla sadece tabancada değil, ağır makinalı tüfekte. Şimdi yeni başladığımız, İngiltere'de aldığımız fabrikadan sonra 30 mm topta, yarın 20 mm topta. Tabii dünyada ilk yani Türkiye için ilk, dünyada da mesela 30-113'te dünyada bu silahı üreten 3 firmadan biriyiz. Biri Fransız Nexel, diğeri Amerikan General Dynamics, üçüncüsü de artık biz İngiltere'yi aldıktan sonra üçüncüsü de Canik, yani AE Systems. Ağır makinalı tüfekte dünyada 5 firmadan biriyiz. Efen var. Amerika'da 2 firma, Ohio Ordnance, US Ordnance var. Manroy var, bir de biz varız. Yani dolayısıyla biz global olarak artık farklılaşmış. Amerika'da üretim tesisi var. İngiltere'de üretim tesisi var. Tabii ana tesisimiz Türkiye'de. Dolayısıyla global bir marka olarak düşünmek lazım. Biz dünyayla rekabet ediyoruz. Efendim, Amerika, İngiltere haricinde farklı ülkelerde yatırım planlarınız ve projeleriniz mevcut? Fransa'da bizim, ama o ticari bir şirket. Avrupa'ya dağıtım için Fransa'da bir şirketimiz var. Ama Amerika ve İngiltere ve Türkiye, zaten şöyle söyleyeyim size, başka bir yere bakmanıza da gerek yok bunlara ulaştıktan sonra. Dünyada savunma sanayi harcaması yuvarlak rakamlar 2,5 trilyon dolardır. Amerika 900 milyar dolarını yapar bu harcamanın. İngiltere 90 milyon dolarını yapar. Türkiye 20 milyar dolar. Dolayısıyla üçünü topladığınız zaman biz 1 trilyon dolarlık bir ekosistemin içindeyiz. Dolayısıyla buralarda olmak zaten size yeteri kadar güç veriyor. Efendim, ihracat hem de yurt dışı hedeflerinde bellediğiniz herhangi bir rakam var mı? 2024 yılında bu rakama ulaşıldı mı? Gelecek 2025 ve sonrası için. Şöyle söyleyeyim, biz bu sene 180-200 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Ya ulaşacağız ya çok yaklaşacağız. Ama %95'i ihracat. Yani 180-190 milyon dolarlık ihracatla kapayacağız. Zaten biz 9. ayı 145 milyon dolarla kapamış durumdayız. Dolayısıyla sene sonunda çok rahatla kapayacağız. Yani üretiminin %95'ini ihraç eden bir firmayız. Dolayısıyla 2025'te ekosistem içinde 250 milyon dolara geçeriz. Bunlar iyi rakamlar. Yani dünya büyüklüğü açısından da güzel rakamlar. Savunma, şöyle söyleyeyim size, diyeceksiniz ki ne ifade ediyor yani 250?
dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketini ele aldığınız zaman 100. firmanın cirosu 750 milyon dolar. Dünyanın en büyük 100 firması. Bütün bu Çin, Amerika, Avrupa, Rusya, herkes dahil. Şimdi. Dolayısıyla bizim 250-300 milyon dolara ulaşıyor olmamız iyi bir rakam. Yani 100. firmanın 750 milyon dolar ciro yaptığını düşünürseniz iyi gidiyoruz. İyi bir noktaya da gidiyoruz. Orta Doğu ve Afrika ve Orta Asya özelinde hedeflediğiniz ülkeler var mı? Pazara dahil olabilecek ülkeleri. Uzak Asya'da veya da Asya'da Endonezya, Malezya, Filipinler, yani buralara zaten sevkiyat yapıyoruz. Şu anda Afrika'da güçlü bir konuma geliyoruz. Ghana, Nijer, Togo, buralara sevkiyatlarımız zaten var. Ama Afrika'da önümüzdeki 3 senede çok büyük bir pazar payı yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Çok teşekkürler efendim, sağ olun. Sağ olun.